Fotoğrafçı ve yönetmen Cemal Gülas, Asya'nın gizemli ve kayıp coğrafyasının peşine düştü. Bir ekiple yola çıktı. Binlerce kilometre yol kat etti. O yolculuk bitmedi, sürüyor ve sürecek. Küçük bir mola verdiler ve şu anda da o molada bizimle birlikteler. Cemal Gülas ve projenin koordinatörü hemen Seçil İkizler bizimle birlikte. Kayıp coğrafyaların gizemli, ikiz özür dilerim, kayıp coğrafyaların gizemli dünyasını konuşacağız. Arkamda ve sizin arkanızda da nefis fotoğraflar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun yayına katıldığınız için. Şimdi bir mola verdiniz ama bu proje nasıl, nereden doğdu? Sizi zaten biliyoruz fotoğraflarınızla. Siz de daha önce muhabirlik yapmışsınız. Bir araya geldiniz. Proje nereden doğdu? Oradan başlayalım. Yani proje dünyayı merak eden herkesin ilk merak edeceği kıtalardan biridir. Asya. Evet. Benim de dünyayı meraklarımın içinde Asya kıtasının çok özel bir yeri var tabii. Hı hı. Yani düşünün ki hem Anadolu coğrafyasının büyük bir kopyası, çünkü biz Anadolu'ya Küçük Asya diyoruz malum, hem de Anadolu kültürünün çok büyük bir kayıt defteri gibi. Şimdi bizim, o kayıtlardan da bazı görüntüler, evet, fotoğraflar var bizim arkamızda, evet, LED'lerde ama görüntülerde gelecek fotoğraflarda nefis görüntüler var. O kayıt var. Defterini biz aslında aralarken şunu görüyoruz, yani bu dünya denilen gezegende insanın ne kadar naif bir yolculukla nereden nereye geldiğini. Biz İstanbul'dan yola çıktığımızda tarih 2014'tü. Şu an tarih burada 2016 ama bizim bulunduğumuz coğrafyada tarih hala sıfırı gösteriyor. Yani işi özetlemem gerekirse bunu söyleyebilirim. Yani bizim bulunduğumuz yerde tarih şu an sıfır. Aslında bir Asya'yı bir ucundan bir ucuna, İstanbul Boğazı'ndan işte Bering Boğazı'na kadar, evet, gitmeyi hedefliyordunuz. Fakat projede bazı değişiklikler olmuş galiba. Gidebilecek misiniz? Şöyle, şu ana kadar nerelere gittiniz, ne gördünüz? Onları anlatırsanız. Önce bir yolculuğumuzu kısaca özetleyeyim, ben rotamızı özetleyeyim. Lütfen. İstanbul Boğazı'ndan yola çıktık Haziran ayında. Hı hı. Gürcistan'a giriş yaptık. Gürcistan'dan sonra Rusya'ya geçtik, Kafkasları aşarak. Rusya'dan Kazakistan'a girdik. Kazakistan'dan tekrar Rusya'ya girdik. Yani aslında biz 3 sefer, hı hı, sonrasında Moğolistan ve Rusya yaptık tekrar. 3 sefer Rusya'da seyahat ettik. Çekimlerimiz de oldu. Ancak tabii projenin bir ayağı da Bering Boğazı'na ulaşmaktı. Hı hı. Aslında biraz macera tarafıydı. Ama maalesef ülkemizin Rusya ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı şimdilik askıya aldık diyelim. Hı hı. Aslında iptal etmedik. Hala Bering Boğazı'na gitmek gibi bir planımız var. Ama şimdilik biraz bekletiyoruz onu. Buradan da Rusya'ya mesaj gönderelim. Çok güzel bir proje çünkü. Yani böyle bir proje için en azından. Bu tür sosyal proje. Biz insanların selamıyız. Evet. İnsanların birbirine uzattığı eliz, merhabayız. Bizlerin bu tür olaylardan etkilenmemesi gerekir. Çünkü bizler siyasiler, askeriler, sosyal sistem zaten yeterince bu geçirgenliği kendi aralarında taşıyorlar. Ama bizler, hı hı, hakikaten insan türü olarak bakarım yeryüzüne. Yeryüzünde 50 milyon canlı formu vardır ve ben insan olarak bu formdan biri temsil ederim derim hep. Bizim mesela Rusya'da ilginç bir sürü şey yaşadık ama birinde Sayan Dağları'nda, evet, geldik ve bir özel bir bölgeye geçilmesi gerekiyor. Orada bizi askerler durdurdu. Tartışıyoruz askerlerle. Hı hı. Biz dururken yanımızdan ve bir nehirin kenarındaydık, aşağıdan da inek sürüleri geçip gidiyorlar. Dedim ki ya insan olarak ben şuradan geçemiyorum. İnek mi olmam lazım ya şuradan geçmek ya da kartal mı olmam lazım havadan geçmek için? Neden biz birbirine bu kadar art niyetli ya da sanki düşmanmış gibi bakıyoruz? Ya yani insanlar kendi aralarında koydukları sınırları, devletler, sistemler her neyse, ancak hakikaten bizim gibi sadece insanlığa, sadece doğaya, sisteme, sistemin içinde kendi insanlığının bilincine ulaşmış insanlarla belki biraz yumuşatabilirler, biraz birbirine iyi yüzlerini, selamlarını iletebilirler. Tabii bu sadece Rusya'nın değil, dünyadaki bütün devletlerin sorunu. Şu görüntüler nereden? Moğolistan'ın kuzeyinde Duha Türklerinin yaşadığı bir alan var. Hı hı. Onlar taygada yaşıyorlar ve geyik çobanlığı yapıyorlar. Hı hı.
O orada. Şimdi değişti. Nelere tanıklık ettiniz peki? Şu anda da ekranda sizin aracınız değil mi? Evet. Ve Kocaoğlan, bir gölün merak üzerinden edilen. Gidiyor. Orada gölün arkada gemiler mi? Var fark ettiyseniz. Evet. Gemiler buzun içinde kalmış. Hı-hı. Göl donmuş olduğu için gölün araçlar üzerinden gidebiliyor üzerinden. Bu da aracın camının içi, yanlış anlamayın. Aha, camının içi. Evet. Burada da -30 derecede havaya su atıyoruz. Su buharı olarak evet dağılıyor. Burada Seçil Hanım'ın Kocaoğlan'daki montaj mini ofisi. Mini bir ofisim, montaj odamız var. Hem kayıt yapıp hem tabii de hemen şey yapabiliyorsunuz, tabii montaj. Bütün seti kurmuşsunuz o zaman tabii oraya. Tabii. Dört kaç çekim yaptığımız için çok büyük dosyalar. Yani bugüne kadarki alıştığımız formatlarda değil. Çok büyük dosyaları. İnanılmaz görüntülere yani tanıklık etmişsiniz ama neler yaşadınız? Örneğin Moğolistan'ı ben merak ediyorum. Moğolistan nasıl bir ülke? Orada neler yaşadınız? Yani biz kendi aramızda da şunu hep konuşuyoruz. Moğolistan gerçekten bambaşka bir ülke. Ve Türkiye Moğolistan'ı yeterince tanımıyor. Bakın şöyle söyleyeyim biz size. Moğolistan değil, Asya'yı da çok fazla bilmiyoruz evet ama Moğolistan'ı anlatalım. Türkiye mesela coğrafyasının, Türkiye yüz ölçümünün 5 katı diyelim. Yani belki büyüğü daha fazladır. Türkiye yüz ölçümünün 5 katı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu 5 katı bir ülkede 3 milyon insan yaşıyor. Yani bizim işte büyük şehir ilan ettiğimiz en küçük büyük şehirlerimizden birisi kadar. Türkiye şöyle bir şey yapsa, ben içimden geçeni söylüyorum. Moğol pasaportu, yani Moğol kimliği taşıyan herkes, Türk kimliği taşıyan herkesle Türkiye'de eşittir dese, biz hiçbir şey, bizim için hiçbir şey değişmez. Çünkü zaten görüyoruz yani dünyanın kabul etmediği insanlık trajedisinden, insanların yarattığı trajediden kaçan 5 milyona yakın Suriyeli zaten şu an ülkemizde yaşıyor. Evet. Desek ki biz Moğolistan kimliği taşıyan herkes buyursun biz bizim vatandaşımızdır. Hiçbir şey fark etmez ama çok büyük bir şey fark eder. Asya'nın kalbinde sonsuz bir coğrafyadaki milyonlarca insanın kalbini kazanmış oluruz. Yani onlar tabii siyasi bir ve farklı kararlar. Coğrafya. Yani ama bunu artık bu siyasi dünya şöyle bir şey. Bir yerde sürekli bir yolculuk yapıyor ve kayboluyorsanız bu bütün dünya için geçerli ve bütün Kocaoğlan bu arada her yerde ilerliyor. Evet. Her yerde ilerliyor. Kocaoğlan sayesinde zaten biz normalde şimdi seyahatler biliyorsunuz uluslararası olunca genelde uçak yolculukları yapılır. Bir yerden bir yere gidersiniz ve bir anda bir değişiklik olur. Coğrafya değişir, insanlar değişir. Bizim bu seyahatteki aslında en büyük avantajımız araçla adım adım insanlara dokunarak, coğrafyayı hissederek yolculuk yapmamızdı. Kocaoğlan olmasaydı bunu yapamazdık. Yani sıradan bir araçla kısa süreliğine bir seyahat yapabilirsiniz ama bizim hem evimiz hem ofisimiz hem de en son Moğolistan'da gelmeden önce kuzeyde -50 derece sıcaklıkta biz hem yaşadık hem çalıştık. Bu tür coğrafi koşullara ve iklim koşullarına da dayanmak pek mümkün olmazdı. Daha da şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Alayım onu. Bir de araya girmemek adına şunu sorayım. Normalde o bölgeye, coğrafyaya zaman zaman birçok başka belgeselciler de gitmişlerdir muhakkak. Sizin farkınız ne? Siz ne yapacaksınız? Bizim, yani farkınızı bizim da anlatır mısınız? Ne biliyor musunuz? İnsanlar, medeni dünya, medeni alışkanlıklarıyla çizdiği daireyle bizim çizdiğimiz daire arasında müthiş bir fark var. Bizim gittiğimiz birçok noktada insanlar ilk defa bizi bir yabancı olarak görüyor ve biz ilk defa bir insanı yabancı olarak orada karşılaşıyoruz. Yani oraya daha önce herhangi birisi ulaşmamış oluyor. Şunu söyleyeyim, tarih sıfırı gösteriyor derken bunu abartmıyorum. Biz hala ipi deriden urgan yapan insanlar hala sadece kendi ahırından çıkardıklarıyla yaşayan, kendi ahırındaki hayvanlardan giyinen insanlarla birlikte olduk. Hı hı. Yani biz bunu siz masalsı bir şey gibi dinleyebilirsiniz. Çok uzak geliyor medeni tabii şu an dünya için. Bunu, şehirde, metropolde yaşayan bir insana. Gerçekten yani bunun kelimesi ve şeyi yok. Neyse bilemem ama yani kendi gıdamı öyle üretmek isterdim. Ve o kadar naif ki yani kendi gıdanız derken bunun bir çeşitliliği yok. Hı hı. Yani sabah ve akşam ve öyle ki bilmiyorum. Yani buralar nereli? Burada nasıl çekimler yaptınız? Zaman zaman da bu bölgede Kazakistan'da
Burada Kazakistan mı? Burası görüntü Moğolistan, o kadar hızlı değişiyor gene ki. Şimdi Kazakistan'da kaya resimlerin olduğu yeri gördük. Şimdi gördüğümüzde Moğolistan'da kaya resimleri. Hı-hı. Aslında bunlar şimdi az önce konuştuğumuz konu. Tepeden biliyoruz. Bu çekimleri nasıl yaptınız? Yani bunlar hava çekimi yapıyoruz. Drone'la. Ha, onlar evet, da güzel. Onları süper kullanıyoruz. Hı-hı. Yani aslında bölge olarak çok yakın ama farklı ülkelere ait olduğu için şimdi bunu söylüyoruz. Aynı coğrafyada arasında 50 kilometre fark var. Aynı insanlar zamanında yaşamışlar. Hala kaya da aynı insanlar yapmışlar. Yaşıyor. Yani. Damgalarını o zamanki boyların koymuşlar ama şu an sınırlarla ayrılar. Ve biz bir 50 kilometre arada mesafe olan iki noktaya ulaşabilmek için koskoca işte ülkeler 2000 geçtik, kilometre sınırlar geçtik. Yol gidip tekrar oraya geliyoruz ki aslında yine aynı tarihin izlerini bulabilmek için. Daha da ilginci, 3000 senedir herhangi bir sosyal ilişki kurmamışız. Bizden bir mesaj almamış ve gidiyorsunuz. Ben oradaki bir insana merhaba dediğimde merhaba diye karşılık alıyorum. Bu sürü kimin dediğinde benim diyor. Nereye götürüyorsun? Çimene götürüyorum. Ve bunu çok rahat, çok doğal bir Türkçe ile söylüyorum. Anlaşabiliyorsunuz. Tabii İstanbul Türkçesi ile anlaşamadığımı hissettiğimde tamamen Anadolu lehçesi, Konya, Erzurum, Karadeniz'in dağlık kesimlerinde kullanılan kelimelerle direkt konuşmaya başlıyoruz. İnanılmaz bir şey. Bir yaşlı bir kadınla karşılaştık. Kadın bizi misafir etti. Yurduna aldı. Oğluyla Rusça konuşuyor. Bizle de Rusça konuşuyor. Pardon, Rusça çok özür dilerim. Bizle Rusça konuşuyor. Oğluyla Türkçe konuşuyor. Ha, güzel. Bizle oğlunla konuştuğun gibi konuş deyince kadın böyle anlıyor musunuz? Tabii anlıyoruz. Ve kadın bizi bırakmak istemedi. Bu kadar rahat anlaşabildiniz. Çok yani rahat anlaşabildik. Gerçekten. Gerçekten Anadolu'da, Anadolu lehçesine kulağı biraz dolmuş insanların çok rahat anlayacağı bir lisanla konuşuyor. Buralar neresi? Bir yandan görüntüleri merak ediyorum. Baykal ben seçilen burası Baykal Gölü. Harika görüntüler ama nefis. Çok çok güzel. Teletskoya Gölü Rusya'da, yine Güney Sibirya'da. Bütün imkanları, teknik imkanları kullanıyorsunuz. Hava araçlarını, evet, işte birçok yani teknolojik 4K video kaydı alıyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi lütfen size? Ve sizin koca olan dediğimiz araç. Evet. Bize bir gün dahi olsun, belki bir gün vermiştir, bizi 3G'den koparmadı. Bir gün dahi ben evimle akşam olunca ve sabah kalkmadan evimde köpeklerimle karşılıklı konuştum. Evimle canlı görüntülü konuştum. Ve onu konuşuyorduk Seçil'le. Kendimizi gurbette hiç hissedemedik. Yani biz bütün bu teknolojinin getirdiği telekomünikasyonu nimetler ve iletişimi o kadar güçlü kullandık ki bu kadar uzak coğrafyalarda ve tarihin böyle sıfır olduğu yerde koca olanın kabinine girdiğimizde Seçil diyor ki ya biz uzay kabininde gibiyiz ve hakikaten uzay evet, kabininde gibiyiz. Kış dönemini gibiydi. Biraz uzay kapsülünde gibi yaşadık. Hava i̇ki kişi misiniz? Kaç kişiden oluşuyor ekibiniz? Kış döneminde iki kişiyiz. Üç genelde kişi olarak hareket ediyoruz aslında ama kış biraz zorlu. Moğolistan şartlarına çok zorluydu aslında. O yüzden iki kişiye düşürdük ekibi. İki kişi daha rahat hayatta kalabiliyoruz. Sizin fiziğiniz sanki oralardan gibi Seçil Beni Hanım. Benim zaten Moğolistan'da Moğol zannediyorlar. Niye evet, Moğolca bilmiyorum diye kızıyorlar hatta böyle konuşup. Kazakistan'dayken de Kazak zannediyorlardı. Ama Cemal Bey'i yabancılıyorlar. Son olarak şunu sorayım. Proje ne zaman sona erecek? Ve daha sonra projeyle ilgili işte müziklerini kim yapacak? Onunla ilgili birkaç bilgiyi de alayım. Tamamlayalım röportajı. Proje aslında mevcut koşullarda devam ettiği sürece ki bize herhangi bir hani yarın kimseye vaat edilmedi, ölüm, hastalık olmazsa Allah bu yıl Aralık ayında bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii projenin müziklerini Ömer Faruk Tekbilek yapacak. Hı hı. Ömer Faruk Tekbilek ve Brian Kane şu an çalışıyorlar müzikler üzerinde. Projenin kitabıyla ilgili güzel projelerimiz var. Projenin 500 tane çok keyifli bir kitabı yapılacak. Projenin kitabının kapağını Hikmet Barutçugil hocamız İpek'ten yapacak. Her bir kitabın kapağı kendine has olacak. Yani böyle çok keyifli düşüncelerimiz var. Tabii bu seçilmişlere bir kitap olmayacak ama bu kitap, bu seyahatin anısına o 500 kitap olacak. Ayrıyeten de kitap yani piyasa içinde
yapılacak ama bir 500 tane hatıra kitabını yapmayı çok istiyorum. Bu şekilde. Gerçekten çok keyifli ve zevkli bir iş yapıyorsunuz. Fotoğraf çekmeyi çok seven biri olarak, inanılmaz seven biri olarak ama ben şeyde kaldım tabii üniversite yıllarında. Agrandizörle fotoğrafların basıldığı o çok dönem. Çok güzeldi. Ben çok keyifliydi. Karanlık çok odada seviyorum. Ama inanılmaz seviyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir proje, şahane bir proje. Bir an önce güzel bir şekilde bitirip umarım doğru yerlerde, doğru hedefe de ulaşır. Vallahi biz arı misali balımızı yapıyoruz ve gerçekten hani bir zamanlar insanların hafızasından silinmeyen İpek Yolu dediğimiz bir belgesel vardır. Bizim yaş kuşağı çok iyi hatırlar. Biz şu an onların fersah fersah önünde olduğumuzu biliyoruz. İnşallah o balı nasibi olan ve hak eden yer. Biz peki, öyle diyoruz. Başarılar diliyorum ben her ikinize de, Seçil İkiz'e ve Cemal Gülas'a. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.